Merhaba, ben White Rabbit. 11 Ekim Cuma gününün gündem videosundan herkese merhabalar. Yanımda DTFN var. Hız kesmeden gündem videolarımıza devam ediyoruz. Ne kadar piyasa yavaş olsa da, ne kadar mutlu etmeyen haberler duysak da yine de bir gündem var. Bir şeyler akıyor, geçiyor. Biz de uzak kalmamaya çalışıyoruz. Aslında motivasyonumuz haberlerin ne yol açacağını görmek üzerine gündemi takipte kalmak. Yeni projeler var mı, bunlara bakmak. Bu aralar yatırım alan projeler açıklanıyor. Bunlara bakıyoruz. Önemli venture'lar ya da kapitaller diyelim, onların yatırımlarını takip ediyoruz vesaire gibi gündemler var. Piyasa yavaşsa aslında başka bir şansınız da kalmıyor. Aktif olmak lazım, uzaklaşmamak lazım. Ne kadar koparsanız tekrar entegre olmak aslında o kadar yavaş oluyor bence. Adaptasyon daha düşük oluyor, karar vermek daha geç oluyor. Bu dönem sıkı duran, direnen kişiler aslında kazançlı çıkacaklar bence psikolojik olarak bu boğadan diye düşünüyorum. Şimdi aslında bu hafta paylaştım ben birkaç şeyi söyleyeyim. Ondan sonra DTFN'ye bırakacağım sözü. Beraber devam edeceğiz. Sui Network, TG biliyorsunuz işte KuCoin, Binance, Bybit bunlar paylaştığı mini app'ler. Bundan sonra da bir tane de Sui Network TG mini app'i paylaştı. Ben Sui Network direkt olarak kendisi paylaştığı için bu mini app'e katıldım. Ve buradan uygulamayı kullanıyorum. TG üzerinde DTFN'e bunlardan bahsedecek zaten. Aslında bugün seninle beraber baktığımız uzun zamandır ha geldi ha geliyor. Yarınlar öbür yarınlar derken Sui Network sonunda checker'ını yayınladı. Şöyle baktığımızda bize 4314 tane Swell gelmiş. Açıkçası ben miktar olarak bir memnuniyetsiz durumum yok. Pre-market üzerinde farklılıklar var ama sanırım oralarda bir hata olmuş mu, bir karmaşıklık var. O, hem Bybit üzerinde farklı hem Aiva üzerinde farklı. Sen ne diyorsun? Ben genel olarak çok beklentisiz gördüm herkesi. Sen nasıl bir karşılıyorsun Drop'u? Yani Swell ile ilgili şimdi şöyle bir şey var. Miktar olarak baktığında Türkiye'de yani bizim işte CT'de yani sanırım en yüksek 4. 5. sen almışsın. Benim gördüm hani piyasada insanlar 1000 almış bilmem ne almış. Bir işte 20 binli bir iki rakam gördüm. Bir 7-8 binli bir rakam gördüm. Bir 13 bin gördüm. Bir de işte 5 bin dolaylarında gördüm. Geri kalanlar düşük. Şimdi Swell aslında bundan uzun zaman önce çıksaydı yani bu pearl'leri vesaireleri verseydi enteresan şeyler kazanılabilecekti. Swell'e insanların kızma noktası nedir? Çok fazla ertelediler. Yani abi Aegon çıktı etti, şu çıktı, bu evet. Puffer çıktı, bu çıktı, bilmem ne çıktı. Biz daha Swell'i yeni gördük. Swell yalnız şu an Bitget'te 0.032'de ön satışı görünüyor. Aiva'da 0.30 yani arada korkunç bir... Ha Bitget mi? Ben Bybit zannediyordum. Bybit, ben Bitget diye, ben Twitter'da Bitget diye atmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bitget'te evet. Ha, Bitget. Hatta fiyatlarına da bakalım, ben gündüz bakmıştım. Evet arada ciddi bir fiyat var. Burada bana da bir uyarı attı arkadaşlar, şey dediler abi işte... Aiva'da 1 milyar görünüyor ama zaten şimdi FDV niye bakıyorsunuz? FDV'ye genel olarak bakın ama burada market cap'e bakın. Burada 850 milyonla listelenecek. Ya ben 0.030'dan listelense 30 milyon yani ne olacak bu? Kaç milyon olacak bunun? 60-70 milyon mu olacak Swell'in değeri? Ben 60-70 milyon olacağını düşünmüyorum. Rakiplerine baktığımız zaman 200-250 milyon olsa, hadi bu 200-150 milyon olsa bile yani 0-1'in, 0-2'nin üstüne gelir. 0-3 olmaz tamam. Ama 0-1-0-2 ben Swell'in olacağını düşünüyorum. 0-1'in üstünde kalacağını düşünüyorum en kötü. Yani oralarda tutunacağını düşünüyorum. Bence kötü bir drop vermedi. Mesela hani mesela ZK için de ben söyleyeyim. Bana kötü bir drop vermedi. Ben bunları bekliyordum. Bunları verdi. Swell'den benim beklentim buydu zaten. Açıkçası 0-1 beni mutsuz etmez. Beni de mutsuz etmez. Ben aldığımız miktarca bir ki ben daha diğer cüzdana da bakmadım. Aslında biz dün konuştuk. Gece ben baktım bu cüzdanı kontrol ettim. Diğerine bakmadık. Bak saat kaç oldu. Hiç merakımız yokmuş. Evet. Oturup diğer cüzdana kaç tane siver verdik. Onunla beraber 5000 küsür kazanmışım. Oo öperim başıma koyarım. Ya aslında biraz şimdi
kalitenin çok yüksek olmaması ya da çok kötü vermiş diyenlerde ben şöyle bir psikoloji görebiliyorum. Yani bunun bir uzman olduğum için söylemiyorum ama genelde piyasada dönen bir düşünce olduğu için. Şimdi bu projelere giriş yapmadan önce ya da ilk başladığında inanılmaz büyük vaatler üzerine tweetler atılıyor. Değil mi? Fenomenler biz bunu üzerinden konuşmuştuk zaten. Şimdi biz ne kadar Binance'ı hani yatırım yaptığı da, evet, Binance'ın yatırım yapması gerçekten önemli. Ama her zaman bir olabilirlik var. Her zaman orada bir netlik yoktur. Her zaman bir soru işareti var. Olabilir vardır. Olacak yoktur. Olabilir vardır. Kesin oranın, olacak diye bir şey yoktur. Evet. Şimdi ama atılan tweetlerde hep buraların zengin edeceği, Aryan'ın, Aryan'ın, Sivel'in buraların zengin edeceği ve çok aslında büyük Pendle'da şeyler olacak. Pendle'da onun için geçerli. Hani bu sürekli empoze edildiği için tweetlerde, videolarda vesaire. Ya insanların beklentileri büyük olabilir ama bir ihtimal vesaire için şey yapmıyor. İhtimal olması gerekiyor orada. Orada kesinlikle konuşmamak gerekiyor. O yüzden insanlar koyduğu para kadar alsa bile çok memnuniyetsiz oluyor. 14 Ethereum yakan insan var Pendle'da. Adam 14 tane Ethereum yakmış. Baba sen ne bekliyorsun? Korkunca bugün dünyanın herhangi bir yerinde koyduğunuz para kadar drop alamazsınız. Çok nadir yani, şu piyasada zor. Bakın yarısı, bence yarısını alsan da güzel. Bu benim emin eder. Ben bunu herhangi bir bankadan böyle bir faizle alabilir miyim yani? Şey, dolar olarak. Bence orada yanlış yönlendirilme oldu. Pendle diye bir yer var, 100x kasıyorum. Bak bu şu gün DeFi projelerinde de hikaye var. Bak ne yaptığınızı biliyorsunuz, DeFi kullanıyorsunuz. Mesela Usual'dan şu an 100 üstü, mesela Usual kullanıyorsanız Pendle'da 100 üstü x'le kazabiliyorsunuz $1000 yatırıp hani. Ama burada ya bu işi biliyorsanız yapın. Bilmiyorsanız oturup bir araştırın. Küçük bir para koyun. Bakın kaç x yapıyor. Hani anlatabiliyor muyum? Bir deneyin kendiniz. Yani her gelen projeye son projeymiş gibi bakmak. Tabii çok büyük binlerce kayıp dolar yaşayabilirsiniz. Yakmak. Yani o 100x'ten olacağınızı eksi 100x'le bir bakmışsınız, oradasınız yani. Buralar çok bu şekilde aslında ben bir memnuniyetsizliğin sonradan karşımıza çıktığını düşünüyorum. Biraz fazla uzatmış olabilirim. Şimdi bunun dışında aslında bu haftanın en güzel haberlerinden biri bence Optimizm'in yaptığı 5. drop oldu. Gerçekten Optimizm diyor ki ben yapıyorum abi drop. Diyor yani bunu. Öyle ben tatmin öyle ederim diyor. Tatmin bende diyor. Gerçekten de tatmin etti. Super Chain etkinliğinden mutlaka haberiniz olmuştur. Ona katıldıysanız 20 sözleşmeyle etkileşime geçen kişiler aldı. Ayrıca böyle birkaç tane de ekstra bonus kriterler konulmuş. Belli bir yüzde koymuşlar. TX ve sözleşme sayısı arasında bir bağlantı olması gerekiyor. Mesela dün ben bir şeyde yayında dinledim. Adam diyor ki abi benim 2000 tane TX'im var. Tabii diyor buna eşdeğer sözleşme yoktu. Yani %10 sözleşme. 200 tane de ben sözleşmeli bir şey yapamadım. Bir şey, etkileşime girmek için ben drop vermediler diyor. Zaten minimum 20 olarak belirlemiş. Multilemeyeni, yani şey yapmayanı, farmlamayanı aldı aslında Optimizm burada. Enteresan bir denklem kurdu. Her airdrop'un farklı kriterleri oluyor çünkü, değil mi? Aslında farmlamayana değil yani. Bunu farklı cüzdan, birkaç cüzdan. Öyle farm mi değil yani. Siz burada gerçekten işlem yapana vermeye çalıştı. Yani ben bu kadar TX yaptım, bu kadar alıyorum. Yok. Optimizm bunları vermedi. Evet, Super Chain'de öyle bir şey olması lazım. Ben etkinliğe katılmadım, almadım, o yüzden bilmiyorum ama evet, söylediğin doğru. Şeyi de söyleyelim arada, Puffer da açıkladı. Airdrop. Evet, hatta Puffer'da bir sıkıntı oldu. Bir minimum düzeyde herkese fazladan bir drop vereceklermiş falan filan. Yani biz Puffer biz aracı kurum Aegon'da kullanmadığımız için onu da söylemiş olalım. Bunun dışında 9 Ekim'de Lina'nın en son Culture Season etkinliği vardı biliyorsunuz. Burada aldığımız LXP'leri de cüzdanlara gönderdiler. Artık LXP dağıtımları da tamamlandı. LXP'l içinde umarım TVL bir an önce dolar ve bu yıl içinde çok güzel bir şekilde Lina droplarımızı da alırız diye düşünüyorum. Yani umuyorum daha doğrusu. Çünkü en son ben artık bir şey gelmez dediğimde yani bu şey geldi. Likitte ekleme üzerine olan sistemi geldi. TVL'ye ulaşma etkinliği. Yani umarım son olur. Artık ne kaldı ki diyorum. Ama hani şimdi çıkmayacağız, daha sonra çıkacağız. Piyasanın biraz daha hype'lı olduğu dönemde dağıtacağız diye zorlamaya kalkarlarsa yine bir etkinlik çıkarırlar herhalde. Çöp mü olacak Lina sence? Bence Lina çöp olmayacak. Tamam. Niye bunu sordum? Çünkü
Sevgili Doruk İşmen'in projesi, yani Türkiye'de Doruk İşmen üzerinden bizi hype'lattıran, sevdalandıran Türk CT'sinin projesi Scroll. Biliyorsun bir airdrop ayrıntılarını aslında biraz paylaştı. Checker gelmedi ama 3 aşağı 5 yukarı ne olacağını biliyoruz. Token ekonomisine baktığımızda Binance launch pool'a ciddi bir oran ayrılmış. Yani şöyle bir durum var. Orada çoğu biz de Scroll kastık etti. Ya kastık dedim, biz de abi 200 lan yaptık hani ya, içeride olalım diye biz her şeyde böyle hayvan gibi oturup böyle 500 tane lineer cüzdanı açmıyoruz yani. İşte birkaç cüzdandan. Senin cüzdan, benim cüzdanım var. İşlem yaptık, öyle abartmadık. Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Orada yapanları değil de Binance Launch Pool'da BNB balinalarının daha fazla kazanabildiği, hı-hı, bir denklem yaratıldı. Millet tabii gitti parayla borçlandı. BNB alıp götürüp Binance Launch Pool'a yatırdılar. Şimdi yani bu aslında bu CT'yi, yani şu var. Projesi airdrop vermek zorunda mı? Hayır. CT'yi umursamak zorunda mı? Hayır. Ama tabii ki bu konuda cezalandırma yöntemleri topluluğun var mesela, işte Startnet'te gördük. Ha, bence onlar da unutulacak ama yine burada çok fazla cüzdan kasan, Scroll'a çalışan insanların da hayal kırıklığına uğradığını gördük. Evet. Aslında launch pool kısmı, yani bu kadar merkeziyetsiz olmak için uğraşan bir projenin bu kadar merkezi bir yapıyla kol kola yürümesi hani biraz abesle iştigal, hani bize garip geldi. Ben Doruk İşmen'in bu konuda ne söyleyeceğini, yani bence her şeyi söyleyebileceğini düşünmüyorum bu konuda. Hani onda kendi, yani projenin çıkarları vardır. Hani bize çıkıp da projenin çıkarı bu diyemez. Para vermek mi istemediler Binance'da listelenmek için? Şey mi yaptılar? İşte atıyorum ya, coin verelim mi dediler. Ne bileyim. Ne bileyim ya, burada ciddi bir dump yenecek gibi görünüyor başlangıçta. Yani evet, bir Layer 2 projesi, Scroll daha başka şeyler yapabilir mi diye düşünüyorduk. Ben Scroll konusunda hiçbir zaman çok hype olmadım. Ben de. Bence yani Open Arbitrum'un, Startnet ZK'nın, hatta bence Tyco'dan falan da bence Scroll sonra ben bir de geç kaldılar, görmedik ne yaptılar. Ha, bizi bir kölelik yaptırtmadı Scroll bir açıdan. Ama bize gelip geldi. Ben Doruk İşmen'in ne düşündüğünü, bu token ekonomide airdrop'a ve Binance Launch'la ayrılan proje için, yani o miktarlar için ben ne düşündüğünü gerçekten merak ediyorum. Bence o da üzgündür diye düşünüyorum. Ama dünyada projelerin çıkarları var, işte yönetilemeyecek şeyler var diye düşünüyorum. Var mı senin söyleyeceğin haber? Ben bir şey yapayım. Başka söyleyeceğim. Zaten Discord erişim engelini herkes biliyor. Aslında yani şeyi de söyleyelim. Yani bugün ilginç bir haber aslında okuduk. Evet. İki rüya arasında bir sohbet, yani bilgi alışverişi yapıldığına dair bir şey. Gerçekten insan okuduğu zaman garip, çok garip oluyor. Welcome to Matrix dedi. Ben öyle bir tweet atmışım. Bana açıkçası okuduğumda bana çok ilginç geldi. Çünkü bildiğiniz her şeyi değiştirebilecek bir bilgi. Çünkü yakın zamanda bir uyku dünyasına mı gireceğiz? Benim öyle bir, hani herkes diyor şöyle bir dünyaya uyanacağız, bu olacak işte bir distopya. Ben uykuda olacağını düşünüyorum bu distopyanın. Ve bu bana çok ilginç geldi. Bunun dışında Peter Brandt'ın 50 yıllık çok önemli bir analist kendisi. Altın piyasasında, bilmem ne piyasasında var. Tabii Bitcoin piyasası o kadar uzun süredir ama o da ilk günden beri yorumluyor. Ben daha önceden bu analizi paylaşmıştım. Şimdi ben o kadar çok analizci takip ettim ki uzun bir süre. Kim takip edilir edilmez bu konuda bir fikrim gelişti. Hı hı. Şimdi burada halving sürelerinde işte belli, mesela 2012'de bunun ne kadar süre sürdüğünü, yani bu halvingden sonraki sürede, ikinci yarıda, yani halvingden sonra ne olduğunu, yine halvingden sonra 2016'da ne olduğunu, 2020'de ne olduğunu ve 2024'te şu ana kadar ne olduğunu ve ne olacağıyla ilgili bir hikayesi var. Aslında şimdi bu analizde şimdi bir sürü şey var ama biz, yani geçmişe dönük istiyorsanız yorumlayın ama Peter Brandt diyor ki yarılanma döngülerinin
yarısından sonra büyük kazançlar elde edilir. Mart sonrası duraklama dönemi önemsiz diyor. Ben hani bunun çok duraklama dönemindeyiz bu diyor. Diğer dönemlerde de olan bir şey. Hedef diyor Ağustos ya Eylül 2025'te 135 bin dolar diyor bu çalışmanın. Yani bu analizin bana gösterdiği şey. Ve 48 bin dolar altı kapanış gelmediği sürece de bu analizim çalışır diyor. Yani bu analizin tersi düşmesi için 48 bin doların altına düşmesi lazım diyor Bitcoin'in. Bu da ben bu çalışmayı önemsiyorum. Yani ne zaman piyasadan çıkılır, ne edilir? Erken de çıkılabilir. Belki ikili tepe yapacak. Bugün de birisi sordu bana ikili tepe gelecek falan. Bunlar bilemeyiz tabii ki ama ben açıkçası Bitcoin'de 100 bin doların üstünü bekliyorum. Ama mesela 150-160 beklemiyorum. Benim Bitcoin'den beklentim 120 civarlarında bunu sonlandırması 135'te olabilir. Birilerini içeri alacaklardır sonuçta. Böyle bir analizi de paylaşmış olduk. Sivel'den de konuştuk. Ben bir haber verebilirim. Tabii. Orada istersen. Tabii. Aslında bu çok taze bir haber. Uniswap bir duyuru yaptı. Kendi layer 2'lerini çıkarıyorlar Unichain diye. Ve Unichain içinde bir testnet duyurdular. Dolayısıyla bu testnet üzerinden de bir drop söz konusu olabilir. Ben de bir testnet videosu yayınlamayı planlıyorum. Yarın muhtemelen bu testnet videosunu yüklerim diye düşünüyorum. Olur da Uniswap'ta bir güzellik yapıp bir L2 drop'u atar. Belki L2 drop'larına bakış açımız değişir. Çünkü herkes küfrediyor L2 drop'larına. Bunu da söylemiş olalım. Herkes kendi bir gün herkes kendi L2'sini çıkaracak. Evet, ben de düşünüyorum. TTFN Layer 2 diye. ben de sana pre-marketten şey yaparım. Önden satarım. Ripple, ABD 2. Daire Temiz Mahkemesi'ne karşı temiz başvurusunda bulundu. Yani arkadaşlar Ripple sahibiyseniz süreç biraz garip bir şekilde de ilerleyebilir. Yani uzayabilir. Ripple'da bir hype, mic bekliyorsanız üzülerek söylüyorum. OKEX Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyete geçtiğini duyurmuş. CZ bizim hırsızımız, bizim piyasanın hırsızı 30-31 Ekim tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek Binance Blockchain haftasına katılacak. Çekik Reis'in bu podyuma çıkıyor diyorsun. Evet, bu konuşması vesairesi olacaksa bir bakarız. Trump projesi World Liberty Financial gelecek hafta yapacağı başlangıç token satışında 1,5 milyar dolarlık değerleme ile 300 milyon dolar toplamayı hedefliyor. İşte arkadaşlar, Trump'ı diğer dünyadan ayıran zeka bu. Adam buradan bile başkanlık, yani başkan seçim kazanması bile buradan 1,5 milyar dolar değerlemeli 300 milyon dolar toplayacak, ben size söyleyeyim. Yani bura aşacak. Yani bana verse ben de veririm abi, yani hani. Yani malımı mülkümü vermem ama bu Trump gördüğünüz gibi yine para kazanacak başka bir yol buldu. Ben bir tane söyleyeyim. Evet. Bu arada Mikro Ulus Liberland eski Grenada diplomatı Justinian'ı yeni başbakanı olarak seçmiş. Yani arkadaşlar, bu dünyada 3 kişi hep kazanır. Bir, CZ. Yani bu da içerideydi, yani belki bu kesin o kadar değildir, o kadar haklı değilimdir ama. İkincisi Trump, üçüncüsü Justinian. Arkadaşlar adam bir de başbakanlık almış yani. Ay canım. Buyur, sendeyiz. Komiyim ya. Şey, bu odaklanamadım. Debank aslında yeni bir rozet duyurdu. Eğer Aygen airdrop'una hak kazandıysanız 11 Ekim'de Aygen airdrop hunter rozetinde mint edebiliyorsunuz. Aslında beklenen droplardan bir tanesi de Debank üzerinden. Umarım Debank'tan güzel bir drop alırız. Bunun dışında şöyle bir ben de bakayım başka ne var. Ben vereyim. 6 ay önce ayrılan Antonia Giuliano DEDX Trading CEO'su olarak geri dönmüş DEDX'e. Bu arada DEDX'in rakamı da, yani fiyatı da 0.9'larda. Artık o token, hayvan gibi token basılma hikayesini aştılar. Ben DEDX için yani iyi şeyler olabileceğini düşünüyorum. Bence fiyatı çok ucuz kaldı. MT Gox ulaşamadığı alacaklar için son ödeme tarihini 31 Ekim 2025'e uzattı. İçimizde MT Gox'tan alacaklı olan olduğunu zannetmiyorum. Buradaki en eski dinozorlar biziz diye düşünüyorum.
Ağustos ayında biliyorsunuz bir Plus Token planından Ethereum ele geçmişti. Bunlar satılıyor. Piyasayı futluyorlar. Düşüş müşüş görüyoruz. Yani birilerini maalesef kazıklıyor. Yani işte diyecek bir şey yok. Bu arada ben şey diyeyim sana. Yani bu bütün herkes yaptı. Yani who is Satoshi Nakamoto? Sence Peter Todd'un için söylenen şeyler sence seni etkiledi mi? Peter Todd'un Satoshi olduğunu düşünüyor musun diye. Ay ne kadar önemli, benim fikrim sorma. Düşünmüyorum. Ben Satoshi'nin tek kişi olduğunu da düşünmüyorum. Hani aralarında bir lider konumunda olan bir şahıs vardır ama bence aralarında birine Satoshi diyorlardır ama bence herkesin ortak, o işin içinde olan herkesin adı Satoshi Nakamoto bence. Evet, kimdi geçen seninle konuştuk, hani herkese teşekkür ediyor. Herkes takdir ediyor ama bir isme. Adamın adını unuttum ya. Kimden Seninle konuştuk bahsediyorsun? ya büyük Zabo ihtimalle. mu? Harfi ney mi? Yok. Nick Szabo muydu acaba? Sürekli aynı Satoshi. denklikler, işte mahallenin benzerliği, işte geçmiş aile. Ya normalde Nick Szabo'nun çok ciddi bir benzerliği var. Hani Harfi neye yakınlık falan baktığında zaten şeyin de Bitcoin'un yaratıcısı. Ha işte ben Nick Szabo, Halfney, Veda'yı. Veda'yı, yani böyle birkaç kişinin bir arada olduğu bir şey olduğunu düşünüyorum ama Nick Szabo'nun özellikle bu iş, hani Satoshi Nakamoto, hani harflerden Ben parola oluşturmakla ilgili bir şeyler vardı ya hani. Harfine'in bilmediğine inanmıyorum Satoshi'nin kim Bence olduğuna. sadece Halfney'i biliyor olabilir diye ben Evet düşünüyorum. ben çünkü mesela şey olmasaydım eğer biraz şeyin Satoshi kimle ilgili kafayı çok yormadıysanız ben geceleri böyle açıp böyle bir şeyler falan okumayı seviyorum bununla ilgili. Yani Craig White zaten değil. Peter Todd da Ama ben Satoshi Nick Szabo'ya oyumu kullanıyorum. şey olmaması ile ilgili, Satoshi olmaması ile ilgili dünyadaki en önemli bilginlerden, alimlerden biri deyip çok komik bir espri de yaptı böyle Craig White'i. Onu geçiyorum ama ya dijital altın, dijital para oluşturmak, dijital bir ödeme sistemi oluşturmak yani Chaum'un ilk işte düşündüğü bir şey. İşte Adam Back'in işte katkıda bulunduğu Hal Finney'in, Nick Szabo'nun işte bu mailler aracılığıyla Adam Back'in ciddi katkısı var. Bu spam mailleri engellemek hikayeleriyle ilgili işte bir çeşit POV hikayesi geliştiriyor. Yani bir anlatısı var. Ki bundan 1970'lerde de yani bunlar herkesten önce yazılmış ciddi kriptograf makaleleri, işte dijital altın hikayeleri falan var. 90'lı yıllarda Amerika hükümetinin bir dijital para oluşturmakla ilgili bir fikri var. Ama bunların hiçbiri olmuyor. O arada da Nick Szabo'nun akıllı kontratlarla ilgili biz akıllı kontratların normalde Vitalik'le hayatımıza girdiğini, Ethereum'a girdiğini düşünüyoruz ama aslında bu Nick Szabo'nun da hayatımıza giriyor. Sonra da Halfine işte bu POF sistemini çalıştırıyor. Proof of Work hikayesini eksikleri gideriyor. Ama orada Bitgold gibi çok değerli bir ürün var ama bu hiç yazılmıyor. Çok kafa karıştırıcı. Yani Chaum'la işte atıyorum Halfine ile Veidai ile hani arkadaş olması, bir arada olması, her projenin içinde Nick Szabo'yu görmemiz ama Satoshi Nakamoto'nun özellikle makalesini yayınlarken Nick Szabo'ya sadece teşekkür etmemesi, yani Veidai'ye falan Adam Back'e teşekkür ediyor ama şey teşekkür etmiyor. Nick Nick Szabo'ya ve Nick Szabo da nedense Bitcoin çıktıktan sonra Bitcoin üzerine çok yoğunlaşıyor. 20 tane net makalesi var. Bitcoin'in ilk dünyada şey olduğu diyelim. İlk defa telaffuz edilmesi yine Nick Szabo'nun forumunda Eddie diye bir kullanıcının Bitcoin demesi. Yani ilk Bitcoin'i biz orada görüyoruz.
Yani bir sürü benzerlik var Nigzabon'un. Yani Nigzabon'un olduğuna dair çok fazla hani kanıt değil Done var, ama evet. done var elde. Yazım şekilleri bilmem ne, Bitgold'la Bitcoin'in projeleri o proje olarak aynı şey olması. Kelime şifrelemeler. Halfine'in Bitcoin yani Bitcoin'in icat edilmesinde, ortaya çıkmasında tabii inanılmaz bir katkısı var. Yani Satoshi kadar neredeyse. Çünkü bunu Satoshi çalıştıramıyor. Hani Halfine olmasaydı Bitcoin Satoshi ya da diğerlerinin içinde olmasına rağmen olmayacaktı. Evet, Halfine birebir kendisi Satoshi değildir bana sorarsanız bir kişi ise. Ama bir sürü kişi yani senin dediğin gibi yani bence Nick Szabo, bence Wei Dai ve Halfine'in birleşip bir şey oluşturduklarını düşünüyorum. Neden diye soruyorsanız çünkü kripto para yani dijital para oluşturmak bir dönem korkunç kötü bir yani NASA'nın uzaya araç göndermesi gibi yani Ay'a iniş yapması gibi hani öyle düşündü. Sürekli negatif. Sürekli kötü şeyler oluyor. NASA'da sıkıntılar oluyor. Hani o hikayede ya. Aynısı Bitcoin'de şeyde de Bitcoin oluşma sürecinde de oluyor. Yani dijital paranın oluşma hikayesi bir başarısızlıklar abidesi. Ve bir noktada şey diyor zaten. Ya bu işi Nick Szabo'nun şöyle bir sözü var. Bunu bir noktada diyor Hal Finney'in Wei Dai'nin ve sadece Satoshi'nin bu işi yapmak için. Yani önce Motivasyon. şey diyor, biz kalmıştık diyor. Kendisini sayıyor. Sonra kendisini saymayıp yani diyor ki Satoshi diyor yani bunu devam ettirecek kişi kimdi diyor. Yani Satoshi çıktı ortaya. Halde diyor buna gerçekten ha. Satoshi inanıyor diyor ve Wei Dai kendisini saymıyor. Ya buralardan aslında bir sürü şeye de ibareye falan baktığımız zaman Nick Szabo'nun Satoshi Nakamoto eğer 3 kişilik bir yani 4 kişilik bir şeyse ya belki yani mesela yaş itibariyle de uyuyor. Mesela Peter Todd 2003'lerde kaç yaşında? 15 yaşında abi. Nasıl olacak bu adam Satoshi? Sen bir kişi söyleyecek olsan, Bir kişi söylesem Szabo'yu söylerim. ben de. Ama şu var, Helen bilmediğine inanmıyorum çünkü felçliyken ona Dorian Nakamoto ile ilgili bir soru sorduklarında çok enteresan bir şekilde gülüyor hani yani Bitcoin'in mucidi işte Dorian falan dediğinde enteresan bir şekilde gülüyor. Bu arada Halfine'in bizim bilmediğimiz bir şeylerle ilgili Satoshi hakkında söylediği birkaç şey var. Ama burada tabii Halfine ile Satoshi arasında başka mailleşme olabilir, bir konuşma formu olabilir. Yani yazılımcı Yani. adam bunlar bir şeyler bulmuşlardır. Buraları bilmiyoruz. Ama Halfine bile olsa yani çok Halfine'in dün senle çok güzel bir yazısı vardı. Hani işte veda yazısı gibi bir şey. Evet. Onu okuduk mesela. Yani Halfine olmasa çok yani beni çok mutlu ederdi. Yani hani ben de Satoshi zaten çıkmasın biz bu hikayelerle yaşayalım. Ama sanki bir birleşimmiş gibi geliyor bana baktığımda. Ben bu kadar haber şeyi okudum ama yani sik sik böyle ya Tot'muş yok bilmem neymiş Tot bile güldü zaten ya yani herkes güldü zaten Tot'un olduğunu söylediğinize ne bileyim diğer bir tane intihar eden bir arkadaştan bahsedildi ama o da dediğim gibi yani bunu yapmak için çok ciddi bir irade gerekiyordu yani dolayısıyla Evet, şey söyle Zabon'un hani dedi. Zabon'un söylediği hikaye ben ilk başta o iradeyi o arkadaşta görememiştim bu kötü bir şey değil belki yeteneği vardır. Bence de biraz polimarkette falan para kazanmak için mi yaptılar acaba? Oraları tam bilemiyorum. Neyse diyorum. Satışım Nakamoto ile ilgili de biz de Tahminlerimizi şeyimizi vermiş aslında olduk. bununla ilgili ben böyle çok ciddi bir yayın yapabilirim. Bayağı Yapsak araştırdım. mı ya? Bir ara olur Hui Satoshi Nakamoto diye. Eğer istiyorsanız He söyleyin. Bununla ilgili bir yorumlara bir şeyler yazın yapalım. 10 aynen. kişi söylerse yaparım. Şimdi Zora Airdrop'u geliyor mu? Zora ile ilgili söylenti var. Niye çıktı bu? Domain satın aldılar. Ha. Prime sayfası. O yüzden gelme ihtimali yüksek Evet. diyorsun Zora'nın. Zaten sitede de değişiklik oldu. Normalde dashboard kısmında mesela atıyorum elindeki miktarlar böyle artık yıldızlı şekilde, farklı şekilde görünüyor. O yüzden yani yakın olduğu belliydi. Artık claim sayfası için domain satın almada bunun çok daha yakın olduğunu gösterdi. Bence Zora'da mutlu edecek droplardan biri olacak diye düşünüyorum ben açıkçası.
Bunun yanında bir tane daha haber vereyim. Burnt Xeon projesinden biliyorsunuz işlemler yapıyorduk. Orada da bazı profillerin güncelleme yapması gerekiyor. Eğer upgrade account diye bir şey yoksa Şu projeyi göstereyim de insanlar hangi proje demesin. Ha, bu eğer proje. upgrade şeyi yoksa zaten günceldir ama upgrade account görünüyorsa hesabınızı, profilinizi güncellemeyi unutmayın diyelim. Ben Bonsbit ve ENA'dan bir haber vereyim. Aralarında bir partnerlik var. Ve siz artık Bonsbit üzerinden de Ethena, Drop'u kasabileceksiniz. %17 APR'si var. 5x sats günlük alabiliyorsunuz. Biz de mesela biz Bonsbit'lerimizi satmadık. Şeyde Ethena'larımıza satmadık. Yeni droplara devam ediyoruz diyeyim. Yani yeni sezonlara Bonspit'e devam etmiyorum ama en azından devam ediyorum. İki tane tanıdığımız projenin bir araya gelmesi de bana enteresan geldi. O haberi de vermiş olduk. Sen Debank Rosetti ile ilgili söyledin. Burada Ripple'dan bir haber daha vereyim. Bankalar için dijital varlık saklama hizmeti Ripple Custody'yi başlattı. Nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum. Kusura kalmayın ama bu kripto saklama alanı bence çok önemli. Ripple akıllı tabi buralarda hamlelerini yapıyor. Bence iyi bir hamle Ripple cephesinden ama fiyata etki edip etmeyeceğini düşünüyorsak ben etmeyeceğini söylüyorum. Bu arada Bera Chain'de bir sürü Bera Chain'de bir hype bekleniyor değil mi? Meme Coin hype'i bekleniyor. Evet. Değil mi? Sen bugün bahsetmiştin aslında. Ben en son NFT'den bahsetmiştim ama sen Henlo için mi Evet, demiştin? Hanno için sevgili İdris'i bugün de analım. Kendisi de şey demişti, o Hanno'dan bahsetmişti. İki tane daha var meme coin. Ben biraz Bera Chain'le ilgili biraz araştırdım. Bugün de CC2 Ventures diye bir hesap var. Oralarda konuşuluyorlardı. Şey diyorlar işte yani Bera Chain'de bir proje 1 milyar market cap'e gidecek. İşte Bera Chain şeyi komünitesi bunu tartışıyor. Hangisini yapacak, hangisini edecek falan diye. Diğerlerini bir tanesini de sen söylemiştin. Bir tane daha bir meme coin vardı orada. Geldi mi aklına? Steady değil. Ha, değil Onların mi? NFT'leri var. O ondan İdris zaten bahsetti. Onların NFT yani waitlist alabilmek için ve Discord'larına katılabilmek için Telegram kanalları var. Oradan meme falan yapmak gerekiyor. Ben de bir tane paylaştım hatta. Ara ara böyle paylaşmayı düşünüyorum. Olursa eğer oradan açıkçası bir waitlist almak istiyorum Ha yani. şey, Beradoge, Hanno ve Plak. Benim söylediğim NFT projesi Tamam. zaten. Yani bu üç tane projeden bir tanesi. Ya bir bakın meme coinlerle ben açıkçası ilgilenmiyorum. Bu Hanno'yu da sırf İdris dedi diye yani bakacağım alabiliyor muyum? Hani ona da bakamadım. Fırsat olmadı. Alınmayı geçmediyse bir bakacağım. Oradan da İdris bize yazsın. İdris alınır mı bu Hanno buralardan? Nereden alınıyor? Bir yaz biz de öğrenelim. Çocuğa sürekli yükleniyoruz ama gerçekten ben çok aktif kendisine çok takdir ediyorum. Sonradan övmede olmasın. Bu arada geçenki videonun yorumlarına İdris zaten yazdı. Bir de bizim YouTube videosunu paylaştığım tweet'te de Mad Dogs hesabı İdris'in soranlar vardı. Oradan takip edebilirsiniz kendisini. Adamın bedavadan reklamını Ah hiç yaptım sorma ya. ya. Harbiden ya. DM'den şey Harbiden gönderdi. bir kahve firması falan niye gelmiyor abi ya? Neyse bir şey söylemiyorum buradan. FBI token çıkarmış. Evet. Yine de FBI'de mi bak? Onu da yani daha söyler söylemez bir yerlerden şey olmuş. Enteresan bana çok Kapı ilginç mı geldi. çalıyor falan? Ama bir ilginç yani bir şeyi bir yani burada bir fon oluşturmak için bir token çıkarmanın ilginç. Bu arada bu HBO'nun belgeselinde Peter Todd birine şey dedi ya yani, "Your mom," hani benim tek memem yormam yani böyle dalga geçti senin annen falan gibi. Ben Ha, onu gördüm. yormam. He, yorma. Ben o tweet'i gördüm. Ulan dedim yormam diye Mehmet Token dedim. Gecenin bilmem ne saatiydi. Ya dedim yat abi ya. Yattım kalktım. 1,5 gün sonra baktım 250x yapmış bir tanesi. Yorma. Ya gerçekten bak oturup ya öyle bir şeyle uğraşmadım. Keşke kendim koyun bassaymışım yani. Neyse. Buralara kadar geldik. Bakayım yani şeyle ilgili Injective ile ilgili kurumsal haberler falan var. İlgileniyorsanız bakın ben Injective'den falan bahsedince insanlar bana kızıyor. Bu arada Visa bankalar için tokenizasyon platformu ilk olarak Ethereum üzerinde çıkarıyormuş. Ben yine büyük bir iki tane kurumdan da buna benzer haberler gördüm. Ya bu arada büyük kurumsal
firmalardan bir Layer 2 hamlesidir. Mesela Sony'den bilmem değil mi? Böyle yok. Evet. Ya da Layer 1 hamlesidir. Buna benzer şeyler görüyoruz. Söylemiştim herkesin bir gün. Layer 2 olası olacak diye diyorsun ama geç kaldım bence. Herkes artık yaptı neredeyse. Niye Whatsapp'ı yok? Türkiye'den de birisi yapar şey yapar. WhatsApp'ı yok, DTF'ni yok. Açan olursa telifimi alırım. Bunu da buradan söylüyorum. Güzelmiş. Okey, ben bütün haberlerimi verdim. Piyasa inceledik, bilmem ne yaptık. Zaten çayım da kaynadı, gidip onu demleyeceğim. Eğer söyleyecek bir şey yoksa ben Çay çay demleyeyim. demlemeye gidiyorum. Yok yok, benim de ekleyeceğim bir şey yok. Videomuzu beğendiyseniz ben butonuna... Ay hadi sen hoşça kalın de git hadi. Hoşça kalın. Videomuzu beğendiyseniz ben butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.